Programın son bölümüne geldik. Covid-19 temel gündem maddemiz. Etrafımızda olup bitenlere duyarsız kalamayız yine de. Etrafımızda olup bitenlerden bahsediyorsak Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler temel gündem maddemiz diyebiliriz. Etrafımızda oluyor. Aslında konunun merkezinde bulunuyoruz. Fakat ne derece aktör olabiliyoruz ya da diğer aktörler tam olarak ne istiyor bu adada? Daha doğrusu Kıbrıs gazı ile alakalı olarak kim nasıl bir rol üstleniyor ya da üstlenmeyi hedefliyor. Türkiye-Yunanistan geriliminin boyutu ve onun nereye evrilebileceği konusunda birazcık konuşacağız. Konuğum Profesör Doktor Ahmet Sözen, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi. Sayın Sözen, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Nazan. Şimdi elbette Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dünden bugüne olan şeyler değil. Uzun yıllardır konuşuyoruz ancak özellikle Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin artması konuyu birazcık daha en azından bizler için önem addedilen bir noktaya getirmiş gibi sizin değerlendirmenizi alalım. Neler oluyor bu cenahta? Şimdi uzun süreden beridir biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi gelişen bir kriz var bu bölgede. Özellikle de son zamanlarda işte Yunanistan-Türkiye arasındaki bir kriz gibi görünse de uzun zamandır benim söylediğim aslında burada enerjinin ötesinde daha genel bir jeopolitik oyun var. Hem bölgesel bazda hem de küresel bazda. Onun tezahürüdür diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani bu kriz bir arada göstere göstere gelmiştir. Özellikle Kran Montana'da Kıbrıs müzakerelerinin çöküşünden sonra bu krize böyle yuvarlana yuvarlana gittiğimiz açıkça görülüyor. Ama dediğim gibi arka planda daha değişik hem bölgesel hem de küresel çapta bir yeniden güç konfigürasyonu, yeniden güç dengelerinin oluştuğu jeopolitik oyunlar da görüyoruz. Yani bir taraftan bakın özellikle işte Avrupa Birliği'nden çıkan, ayrılan bir İngiltere var. En büyük üç ülkeden birisiydi. Doğal olarak orada bir jeopolitik boşluk bırakmıştır. Avrupa Birliği içerisinde genel anlamda Avrupa kıtasında güç dengeleri bir miktar değişmiştir. Oyuncular da ona göre, yani devletler de ona göre pozisyon almaya başlamıştır. Yani bugün Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki agresif politikalarını anlayabilmek için buralara da bakmak lazım. Yani İngiltere'nin çıkışından sonra Avrupa Birliği liderliği konusunda bir kıpırdanma var. Biliyorsunuz Almanya büyük oranda bir ekonomik güç ama askeri olarak 2. Dünya Savaşı sonrası üstündeki kısıtlamalardan dolayı askeri alanda ekonomisi kadar büyümemiştir. Öte taraftan Fransa ekonomik olarak Almanya kadar güçlü değil ama gerek diplomasisi, gerekse askeri gücü olarak şu anda Avrupa Birliği'nin en önemli aktörlerinden bir tanesi. O bir pozisyon almaya başlıyor İngiltere'nin çıkışından sonra ama bunları etkileyen küresel bazda da başka gelişmeler var. Örneğin göreceli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün azalması bir taraftan, bu Trump yönetimiyle daha da fazla hızlanmıştır. Yani eskisi gibi işte daha çok taraflı dediğimiz multilateral türü diplomasi yerine Amerika Trump yönetimi altında çok daha unilateral dediğimiz tek taraflı olaylara giriyor, tek taraflı adımlar atıyor. Soğuk Savaş dönemindeki kurulan dünya düzeniyle alakalı kendi müttefikleriyle artık istişare etmeden bu şeyleri adımları atıyor. Yani rastlantısal değildir. Örneğin Macron'un işte NATO beyin ölümüne uğradı veya işte NATO'da beyin ölümü gerçekleşti demesi ve özellikle de Macron
bir süredir Avrupa'nın kendi askeri gücünü oluşturması gerektiğini öne sürüyor vesaire ve buralarda da pozisyon almaya çalışıyor. Hocam i̇şte şimdi bunlar önemli diye düşünüyorum. Avrupa Birliği bir taraftan, diğer taraftan Rusya faktörü, Birleşik Devletleri siz az önce söylediniz. Şimdi hepsi aslında tabii ki diğer aktörleri de saymak gerekebilir bu noktada. Örneğin Mısır evet. gibi, örneğin İsrail gibi ama hani onlara gelmeden önce bölgesel aktör değil de Birleşik Devletler gibi, Rusya gibi aktörleri de hesaba katarsak ki biliyoruz geçtiğimiz hafta önemli ziyaretler yapıldı güneye. Burada herhangi bir temas olmaması. Evet, onları sayıyordum aslında. Yani bir tarafta da göreceli olarak mesela Çin'in yükselişi var. Yine Çin kadar olmasa da yine göreceli olarak Putin rejimi altında Rusya'nın göreceli bir yükselişi var. O yüzden de hani böyle önemli dönemlerde biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sonrası tekrardan bir yeni dünya düzeni kuruldu. İkinci Dünya Savaşı yine hakeza öyle. Soğuk Savaş'tan sonra da yine bir dünya düzeni oluşmaya başladı. Ve orada işte Amerika Birleşik Devletleri tek kutuplu bir dünyanın çıkışını daha çok gördük. Ama giderek bu son yıllarda yani son 30 yıla yakındır evrilmeye devam etti ve tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya doğru gidiyoruz. Biraz önce saydığım gibi yani Amerika'nın göreceli düşüşü, Çin'in ve Rusya'nın göreceli yükselişi vesaire. Bu dönemde de yine işte böyle bir güç konfigürasyonuyla karşı karşıyayız. Bütün bunları da dikkate almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bugünkü hani Türkiye-Yunanistan krizi gibi görünen krizi doğru bir biçimde büyük resme oturtabilmemiz için. Muhakkak. Şimdi her ne kadar öyle görünüyorsa da geliriz birazdan. O konuda da gelişmeler var ama şimdi bu sizin çizdiğiniz çerçeveden devam edecek olursak güneyde Rusya'nın son yıllarda oldukça ciddi hem ekonomik hem de ikili ilişkiler anlamında varlık gösterdiğini biliyoruz. Birleşik Devletler'in ise özellikle Pompeo ziyaretinde de altını çizdiği gibi bu ilişkiden mutlu olmadığı ortada. Şimdi bu durum güneyi ikisi arasında bir tercih yapma noktasına mı getirir son günler? Konuşulup tartışıldığı gibi bugünkü dünyada bu mümkün müdür? Örneğin Türkiye'de biliyorsunuz silah alımı ya da işte F-35 S-400 noktalarında biliyorsunuz bir kriz yaşamışlar iki ülkeyle. Her iki ülkeyle de diplomatik olarak ilişkiler yürütüp Doğu Akdeniz'de güçlü konumda olmak mümkün olur mu? Güney için bu bizim için Türk tarafı için ne ifade eder? Hakikaten çok zor bir soru çünkü işte biraz önce anlattığım gibi yani bu yeni güç konfigürasyonu yeniden şekillenmede son yıllarda gördüğümüz özellikle kurumsal ittifakların üstüne basa basa söylüyorum kurumsal ittifakların NATO gibi özellikle giderek zayıfladığını ve kurumsal ittifaklar içinde olan ülkelerin eskiden başka bir kurumsal ittifakın içinde olan ülkelerle çok rahat işbirliği yapabildiğini görüyoruz. Yani örneğin işte Türkiye'nin Rusya ile olan yakınlığı hatta stratejik işbirliği bunun bir örneğidir. Yani bugün Yunanistan'la Türkiye'nin, Fransa'yla Türkiye'nin aynı kurumsal ittifakın içinde olan ülkelerin birbiriyle bu kadar kriz yaşaması maalesef kurumsal ittifakların giderek zayıfladığını gösteriyor. Belki de biz hala bunlara işte o Soğuk Savaş'ın kodlarıyla yani o alışılagelmiş işte NATO müttefikleri bunların arasında her zaman işbirliği olur, dayanışma olur vesaire. Ama bugün yaşadığımız dünyada bunların artık bu kadar kesin olmadığını görüyoruz. Yani ittifakların veya işbirliklerinin çok daha esnek bir şekilde kurulabildiğini görüyoruz. Yani örneğin iki ülke Suriye'de işbirliği yaparken pek tabii ki bu işbirliğini Libya'da yapamıyor. Ve Suriye'de karşıt olan başka bir güçle Libya'da örneğin
işbirliği yapılabiliyor. Yani böyle de enteresan bir dönemden geçiyoruz. Yani bir müddet daha bu ittifak kelimesini tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü ittifak tam anlamıyla değil ama ittifak veya işbirlikleri esnek bir şekilde farklı aktörlerle kurulabiliyor. Yani case by case dediğimiz her konuda ayrı ayrı sizin ulusal çıkarlarınız ne yöndeyse onlara uygun bir şekilde siz diğer aktörlerle bir araya gelip bu işbirliklerini yapıyorsunuz. Bu ne kadar daha böyle sürecek? Emin değilim. Biraz önce bahsettiğim gibi, çünkü dünyada böyle önemli kırılma noktaları olur. İşte dünya savaşı gibi, savaşları gibi, işte soğuk savaşın bitişi gibi. Bugün yaşadığımız işte bu Covid salgını gibi, bütün bunlar uluslararası siyaseti, dünya politikalarını etkileyen önemli dönemeçlerdir. Bu dönemeçlerde de özellikle işte teknolojinin de gelişmesiyle bazı ülkeler diğerlerine göre göreceli yükselişe geçiyor. Bir diğer ülkelerse göreceli olarak düşüşe geçiyor. Ve bütün bunlar çerçevesinde de diğer ülkeler pozisyon almaya çalışıyor. Kendilerini daha sağlam bir yere konumlandırmaya çalışıyor. Yani örneğin bugün Türkiye'ye baktığınız zaman çok bariz bir şekilde görünen, işte son zamanlarda ortaya atılan bir mavi vatan konusu var. Bunun çıkış noktası, biliyoruz ki Türkiye'deki deniz kuvvetlerinin elemanlarından çıkan bir şey. Ama sonradan, son birkaç yılda bu artık neredeyse bir doktrin haline gelmiştir. Ve bu kişiler, yani bunun yaratıcıları, işte 2008'den itibaren Balyoz, Ergenekon soruşturmalarında hapis almış insanlar, ama işte bunun bir Fethullah Gülen komplosu olduğu ortaya çıkıp bu insanlar serbest kalınca bugünkü AKP yönetimiyle zımnen bir ittifak içine girmişler ve onların bu yarattığı stratejiler artık neredeyse devletin doktrini, politikaları olmuş durumda. Peki hocam, şimdi bu bıraktığınız yerden devam edecek olursak, Türkiye'nin yani artık bugünkü koşullarda yalnızlaşan ya da farklı şekillerde destek alan ülkelerden bahsettik. Birazcık Türkiye Yunanistan'a bu noktada gelmek istiyorum. Şimdi Doğu Akdeniz'deki problem, Türk tarafının haklarımı asla gasp etmelerine izin vermeyeceğim dediği nokta. NATO'nun bugün içerisinde bulunduğu pozisyon, bunun içine katarak birazcık değerlendirelim isterim ama Türkiye ve Yunanistan'ın çok geçmişe de dayanan, böyle en ufak bir kıvılcımda alevlenebilecek bir gerilimi varken, kimi çevreler, özellikle Türkiye'de yaşanan iç durumun da birazcık etkisiyle, işte ekonomik durumun, siyasal durumun etkisiyle bunun birazcık da körüklendiği görüşünü savunuyor. Birincisi, buna katılır mısınız? Türkiye'de farklı cenahtan politik görüşleri bir araya getirmenin birinci formülü bir düşman yaratmak, işte Yunanistan orada hazır bir şekilde bekliyor, onun için böyle bir senaryo yazıldı. Doğu Akdeniz'de bunu alet edildi ya da zaten orada duruyordu, şimdi kullanıyor. Bir, buna katılır mısınız? İki, Türkiye savunduklarında haritaya göre haklı. Fakat diğer uluslararası aktörleri düşündüğümüzde sizce bu haklılığı ne derece karşılık bulacak? Nereye doğru evrilir bu süreç diye düşünüyorsunuz? Yine çok güzel bir soru ama yine bahsettiğim gibi o kadar karmaşık bir denklem ki bu. Biraz önce bahsettiğim gibi hem küresel hem bölgesel bu yeni jeopolitik güç dengelerinin oluşması konularını kale almamız lazım. Artı biraz önce siz de bahsettiniz. İç meseleler de var. Bunlar artık birbirinin içine girmiş durumda. Yani bugün bu krizin bu kadar tırmandırılmasını sadece iç konulara bağlamanın çok basit olduğunu düşünüyorum. Ama etkisi var mı? Evet, vardır. Yani dolar bu kadar yükselirken, döviz kurları bu kadar yükselirken, işsizlik bu kadar artarken,
Covid'le mücadele konusunda sıkıntılar yaşarken elbette ki tahmin ediyorum bazı iktidarlar toplumun dikkatini biraz bunlardan daha uzak başka bir yere çekmeye çalışıyorlardır. İktidarların sözcüleri vardır, trolleri vardır vesaire vardır, kraldan çok kralcılar vardır. Onlar da sahada, onlar belki daha da körüklüyorlar bu işi. Ben bu krizin sadece iç kaygılarla yaratıldığını düşünmüyorum. Yani biraz önce bahsettiğim gibi en başında 3 yıldan beridir hep söylüyorum. Yani göstere göstere geldi bu kriz. Yani buraya gideceğimiz belliydi. Çünkü bakın bu bölgede yani küresel gelişmeleri bir tarafa bırakıyorum ama bölgesel dinamiklere baktığınız zaman bu bölgede işte ülkelerin bir kısmı 2000'li yılların başından itibaren ikili olarak diğer kıyıdaş ülkelerle bu münhasır ekonomik bölgelerini ilan ediyorlar. Ve bunlar diğer ülkelerin, yine kıyıdaş ülkelerin talepleriyle çakışıyor. Şimdi bu konu eğer oturulup kapsamlı bir şekilde tüm kıyıdaş ülkelerin katılımıyla çözülemiyorsa bu krize gidecektir. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani bugün mesela Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Cumhuriyeti İsrail'le, Mısır'la, işte Lübnan'la yaptığı anlaşmalar var. Ama bu kadar yıl içerisinde Türkiye'nin mesela bu konularda attığı çok ciddi adımlar yoktu yakın bir geçmişe kadar bu konularda. Libya adımıyla çok agresif bir şekilde Türkiye buraya girdi. Agresiften kastım yani ben de varım dedi. Ses getiren bir şekilde. Dedi. Evet. Aslında yani başka daha önceki konuşmalarımda hep şunu söylüyordum. Yani bakın 2010 yılıydı galiba Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine seçilmişti 2 yıllığına. Hatırlayın 139 ülkenin oyuyla yani çok tarihsel bir şeyle yani o dönemde Türkiye'nin özellikle işte İsrail'le, Mısır'la vesaireyle, Suriye'yle olan ilişkilerine baktığınız zaman çok daha sadece diplomasiyi kullanarak bu kıyıdaş ülkelerle bu problemleri aslında görüşmeye başlaması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama ne oldu? İsrail'le ilişkiler sıfır noktasına geldi. Mısır'la yine öyle. Artık büyükelçi düzeyinde ilişkiler yok. Bu fırsatı da çok iyi kullandı Kıbrıs Rum tarafıyla Yunanistan. Hem Mısır'ı hem işte İsrail'i vesaire diğer bölge ülkelerini bir araya getirerek bir blok oluşturdular. İşte Doğu Akdeniz Gaz Formu denen şeyin formunda çıkışı buradandır. Ve Türkiye gibi bölgedeki en büyük ülkelerden biri olan ve kıyısı Doğu Akdeniz'e en uzun olan ülke buradan bu denklemden dışlanmıştır ve bu problemi Türkiye'siz çözmeye çalışıyorlar. Türkiye'siz bu problemin çözülemeyeceği barizdir diye düşünüyorum ama şu anda Türkiye'nin işte İsrail'le, Mısır'la vesaireyle izlediği politikalardan dolayı Türkiye buna dahil olamıyor. İşte Türkiye son yıllarda bu yalnızlığını, bu dışlanmışlığını daha çok hissederek bu konularda adım atma ihtiyacı hissetti. İşte bir taraftan diplomatik adımlar atılıyor. İşte Libya ile imzalanan mutabakat buna bir örnek. Bir diğer taraftan da bu kilidi kırmak için gunboat diplomasi dediğimiz hard power dediğimiz askeri gücünü kullanarak askeri gövde gösterisi yaparak donanmasıyla vesaireyle bu kilidi kırıp bu denklemin içine dahil olmaya çalışıyor. Hocam bir taraftan Türkiye'nin askeri varlık olarak bölgedeki konumu herkesin malumu. Diğer taraftan Yunanistan'ın geçtiğimiz günlerde bizzat Mitsotakis'in açıklamalarıyla kendi askeri varlıklarını güçlendirecekleri, Fransa'dan çok ciddi askeri
ekipmanlar alacaklarıyla alakalı açıklaması var. Yani biz de bu alanda kendimizi geliştireceğiz diyor. Gerilimin artması noktasında bahsedecek olursak. Şimdi bir tarafta bu, diğer tarafta da Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı açıklama, tercihimiz diplomasi diyor. Ön koşulsuz diplomasiden bahsediyor. Bunun yanında Oruç Reis için Navtex'in uzatılması, Miçotakis'in görüşmeler için hazırız açıklamasının hemen ardından geldi. Şimdi verilen mesajlar anlamında baktığımızda ön koşulsuz diplomasi, Navtex ilanı bir tehdit midir? Yunanistan biz de hazırız görüşmeye derken Türk tarafının bu konuda kendini nasıl konumlandırdığını düşünüyorsunuz? Çavuşoğlu'nun ön koşulsuz diplomasi söylemini de hatırlatarak sormuş olayım. Nereye evrilir bu gerilim? Vallahi bütün bunlar bu biraz önce çizmeye çalıştığım daha genel resim içinde çok detaydır diye düşünüyorum. Bu gibi detayları daha çok çok konuşacağız. İşte şu Navtex niye ilan edildi? İşte şu enleme niye Türkiye sondaj gemisini gönderdi? İşte NATO'da bir teknik düzeyde görüşme başladı. İşte Türkiye ile Yunanistan arasında 2016'da sona eren istikşafi görüşmeler tekrardan başladı falan gibi. Bütün bunlar detaydır. Bakın. Şimdi iki tane farklı konu var Türkiye ile Yunanistan arasında. Birincisi ve en önemlisi Ege konusudur. Yani Ege'deki o deniz yetki alanları Türkiye ile Yunanistan arasında ne şekilde çözülebilir? Bugün iki ülke bunları çözmeye hazır mı? Ben siyasi iradenin olması gerektiğini düşünüyorum bunların çözülebilmesi için. Çünkü çok ciddi siyasi kararlar alınması lazım. Bugün baktığınızda Yunanistan'ın en azından retorik olarak söylediği uluslararası hukuku kullanalım diyorlar. İşte 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni kullanalım ve orada işte Türkiye'de kendilerine göre adaların o kara suları ve işte bununla beraber münhasır ekonomik bölge yarattığı tezini ön plana çıkarıyor ama yani Meis gibi bir yere de bunu uzattığınız zaman bunun çok maksimalist olduğunu görüyorsunuz. Hani o çok bu şeyi kullanmak istemiyorum retoriği ama işte Türkiye'yi tırnak içinde söylüyorum kendi sahillerine hapsetme gibi bir şey. Ama o sözleşmenin bir de hakkaniyet şeyi var, equity prensibi de var. O yüzden yani bunlar oturulup iki ülke arasında karşılıklı anlayışla bir şekilde alverle hem hakkaniyet hem uluslararası hukukun diğer şeylerini kullanarak çözülmesi lazım. Ama bunun yapılabilmesi için burada biraz önce söylediğim gibi güçlü hükümetlere ve siyasi iradeye gerek var. Orada mıyız? Hala emin değilim. O yüzden de kısa zamanda bunların kolay kolay çözüleceğini düşünmüyorum. Bir diğer konu ise Yunanistan işte o maksimalist şeyiyle, pozisyonuyla Doğu Akdeniz'de de bir Ege yaratabilir mi? Ha, bunun da çok yani ne hakkaniyetle ne mantıkla çok şeyi olduğunu düşünmüyorum. Ha nedir? Yunanistan bir garantör ülkedir Kıbrıs'ta. O yüzden de hani o garantör olmasının hasebiyle belki konuşulabilecek konular vardır Doğu Akdeniz'le alakalı ama Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yetki alanları konusunda çok fazla konuşacağı bir konu yoktur diye düşünüyorum açıkçası. Hocam sona geliyoruz şimdi. Birkaç sorum var ama birbiriyle de bağlantılı. Şimdi Kıbrıslılar tüm bu saydığımız aktörlerin arasında her ne kadar Güney Kıbrıs evet görüşmeler yapıyorsa da Kıbrıs Cumhuriyeti yine de belirleyici değil gibi ki Türk tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bildiğimiz koşullar şartlar nedeniyle bu konuda zaten temas tek başına yürütemiyor, Türkiye üzerinden oluyor. Türkiye sizin muhatabınız burasıdır diyerek işaret ediyor olsa da görüşmeler yapıldığında biliyor. Şimdi iki soru: Kıbrıslar Doğu Akdeniz'de kaderlerini belirleyici olabilirler mi? İkinci soru, bu denklemlerin içerisinde az önce saydığımız Amerika Birleşik Devletleri
Yakın gelecekte seçime gidiyor. O seçimde Trump haricinde Joe Biden hani bir Covid süreci olmasa çok düşük profilli bir aday olarak görülüyordu ama Covid'de Trump'ın verdiği performans neticesinde Biden'ın kazanma olasılığının Kıbrıs sorunu için nasıl bir sonuç doğurabileceğini düşünüyorsunuz? Kimi çevreler Biden'ın olumlu olabileceğini savunuyor zira. Nedir bu konudaki görüşünüz? Sonra iç meselelerle ilgili bir sorum olacak size. O yüzden süreyi birazcık idareli kullanalım. Çok hızlı söylemeye çalışayım. O zaman böyle çok shortcut, kısa yol gidelim. Yani bakın sizin esas gücünüzle, ki bu güç uluslararası ilişkilerde sadece top tüfek değil, bir de yumuşak güç dediğimiz diplomasiyle vesaireyle olan, siyasi kültürünüzle alakalı olan konular var. Siz o gücünüzü alacaksınız, bakacaksınız bakalım bu güçle ben ne yapabilirim? Şimdi bunu yaptığınız zaman maalesef, hani Kuzey Kıbrıs için söylüyorum, dünya ölçeğinde konuları etkileme konusunda çok fazla gücü yok. Ha, ama bunu maksimum düzeyde potansiyelini kullanabiliyor mu? Hayır, kullanamıyor. Yani ben özellikle bizim işte en tanınmış dünya çapında, dünya nezdinde meşru olarak görülen tek bir kurumumuz var. O da Cumhurbaşkanlığı'dır ki buna Cumhurbaşkanlığı olarak değil de Kıbrıs Türk Toplum Liderliği olarak bakılıyor. Bunun çok daha etkin şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bir yerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışarıya bakan yüzü, tabiri caizse dışişleri mekanizmasının buradan hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü günün sonunda sizin örneğin Dışişleri Bakanınızı veya İçişleri Bakanınızı veya işte Tarım Bakanınızı kimse tanımıyor Türkiye'deki yetkililer dışında. Ama tüm dünya ülkeleri sizin toplum liderinizi Kıbrıs Türk toplumunun meşru lideri olarak görüyor. O yüzden bu makamın çok daha etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini ve uluslararası diplomasi ile çok daha fazla dirsek teması içinde olması gerektiğini ben yıllardır söylüyorum. Bunu buraya koyalım. Yani yapılabilecek şeyler var. Ama yani gücümüzün de potansiyelimizin de farkında olmamız lazım. Diğer taraftan Amerika seçimlerine gelecek olursak, Trump'ın bir dönem daha seçilmesinin ben o ilk başta bahsettiğim küresel bazdaki o güç konfigürasyonunun daha da hızlanacağını etki edeceğini düşünüyorum. Ve giderek işte o daha esnek ittifaklar, daha esnek işbirlikleri daha da yaygınlaşacaktır. Ama bu da uluslararası sistem üzerinde politika belirlerken belirsizlikler çok daha fazla olacaktır. Oysa güçlü kurumsal belli değerlere dayanan kurumsal ittifaklar olduğu bir dünya düzeninde ülkelerin müttefikleriyle devamlı istişare ederek dış politika hamleleri yaptığı bir uluslararası sistemin daha güvenli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Dolayısıyla anlatabildim mi? Kişiler üzerinden değil, kurumsal evet yani üzerinden. Biden eğer seçilirse benim tahminim Trump döneminde yaşanan özellikle işte NATO'ya soğuk bakması Trump'ın, işte birçok uluslararası anlaşmalardan çıkması vesaire, işte müttefiklerine danışmadan hareketler yapması, hatta müttefiklerini aşağılaması vesaire. Yani bakın ben sizi ödüyorum. Yani Suudi Arabistan kralına söylediği sözler, işte Macron veya Merkel'e söylediği sözlere baktığınız zaman bütün bunlar bir de bir damage dediğimiz bir şey yarattı. Zayiat veya ne derler, bir hasar yaratmıştır diplomatik anlamda. Biden eğer seçilirse ben tekrardan Biden'ın yüzünü Atlantik'in diğer tarafına, yani Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne ve buradaki müttefiklerine çevireceğini ve
o Batı ittifakının bugünkü gibi çok parçalı değil, daha dayanışma içinde, daha işbirliğine dayalı bir yere doğru evrilebileceğini düşünüyorum. Bunun da genel anlamda hem küresel çapta dünya için, hem de hani belli değerleri olan, yani hukukun üstünlüğü, demokrasi konularının son yıllarda bunlar çok zemin kaybetti çünkü birçok ülkede. Bunların biraz daha önem kazanabileceği için daha hayırlı olacağını düşünüyorum açıkçası. Peki hocam, içeriden bir soru demiştim. Son soru olsun. Amerikan başkanlık seçimini bile konuştuk ama Cumhurbaşkanlığı seçimi kapıda. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa da konu uluslararası anlamda çözüm zemini arayışında bulunulan ya da bu bağlamda her zaman tartıştığımız, örneğin bir Maraş konusunun da seçim propagandası çalışmalarında kimi adaylar tarafından çözeceğim ben bu işi söylemlerini duyuyoruz. Yıllarınızı bunlar hakkında konuşarak, kafa patlatarak geçirdiniz. Son sorum bu noktada olsun. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biraz önce hep bahsettiğim o büyük resim içinde incelediğimiz zaman, eğer Trump tekrar seçilirse örneğin, veya işte biraz önce bahsettiğim bu kurumsal ittifaklar daha da zayıflar ve diğer önemli ülkeler bu yeni güç dengesi denge kurulurken böyle teker teker ben daha üstün bir yere gideyim pozisyonları devam ederse, buralarda yaşadığımız gerginlikler azalmayacaktır, artacaktır ve böyle bir ortamda da özellikle bazı adaylar seçilirse Türkiye'nin de teşvikleriyle Maraş konusunda bir adım atılabileceğini düşünüyorum ben. Yani Birleşmiş Milletler zemini hep tartışılırdı. Daha farklı. Birleşmiş Milletler zemininden çok fazla uzaklaşmadan. Yani örneğin biz bunu Kıbrıs Türk yönetimi altında açıyoruz ve eski yasal sahiplerine burası açık olacaktır. Buyurun. Malınıza gelmek istiyorsanız işte gösterilir de taşınmaz mal komisyonu şeydir, meşru uluslararası toplumun da işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de işaret ettiği bir mercidir. Oraya başvurun ve onun sonuçlarına göre gelip malınızı alın veya tazminatınızı alın gibi bir yere doğru da gidebilir diye düşünüyorum. Yani eğer Kıbrıs meselesi bu arada çözülmezse, böyle bir adım bugünkü Türkiye'den gelebileceğini ben düşünüyorum. Peki Ahmet Sözen, çok teşekkür ederim bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Hem ülke hem bölge hakkında fikirlerinizi paylaştınız. Güzel bir gün diliyorum size. Sağ olun, size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Profesör Doktor Ahmet Sözen de bugünün son konuğu. Yayını da böyle kapatıyoruz değerli izleyiciler. Bugüne dair de haftanın ortasındaydık. Çarşamba sabahında 7.30'dan itibaren sizinle birlikteydik. Veda vakti bizim için. Yarın saatler 7.30'u gösterdiğinde biz yine günü sizinle karşılamak için büyük bir hevesle burada olacağız. Sizi de karşımızda görürsek mutlu oluruz. O zamana dek hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın. Kurallara uymayı sakın ama sakın aksatmayın.